Merhaba dostlar, bugün sizlerle oldukça ilginç ve düşündürücü bir konuyu ele alacağız. Dünyada bir kişi kalsaydı ne olurdu? Bu konu, insanlığın ve dünyanın nasıl değişebileceği üzerine derinlemesine düşünmemizi sağlayacak bir senaryo. Hayal gücümüzü zorlayacak bu konuyu ele alarak, insanlığın potansiyelini ve dünyanın karmaşıklığını keşfedeceğiz. Öyleyse bu düşünce deneyimine birlikte dalalım ve konunun derinliklerine inelim. Hazırsanız başlayalım. Böyle bir durumda ilk sorunumuz yalnızlık olacaktır. Dünyada sadece bir kişi kaldığında fiziksel olarak yalnız olmanın yanı sıra insanlıkla bağını da kaybetmiş olur. Bu durum derin bir yalnızlık ve izolasyon duygusu yaratacaktır. İnsanlar sosyal varlıklardır ve birbirleriyle etkileşim kurmaya ihtiyaç duyarlar. Bu yalnızlık duygusu kişinin zihinsel sağlığını ciddi şekilde etkileyecektir. Depresyon ve anksiyete gibi sorunlara neden olacaktır. İkinci sorunumuz hayatta kalma mücadelesi olacaktır. Yiyecek, su ve barınak gibi temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünmek zorundayız. İlk yıllarda yiyecek, su ve barınak sorun olmayacaktır. Çünkü tüm marketler ve evler, hatta villalar tamamen bize ait olacak. İstediğimiz marketten istediğimizi alabiliriz. Hatta bir galeriye gitmeden, caddeden lüks bir otomobil alıp radarsız yollarda kullanabiliriz. Her şey buraya kadar yalnızlık dışında çok güzeldi. Ancak markette olan ürünler bozulmaya başlayacak. Mevsimler belki daha sert geçecek. Belki de doğadan toplayarak veya avlanarak yiyecek bulmaya çalışacağız. Ancak bu zorlu süreçte karşılaşabileceği tehlikeleri ve zorlukları da göz önünde bulundurmalıyız. İnsanlar olmadığı zaman hayvanlar şehirlere yavaş yavaş inmeye başlayacaktır. Kendimizi savunmayı öğrenip hayvanlarla nasıl mücadele edeceğimizi, hatta onlarla nasıl uyumlu yaşabiliriz, tüm bunları öğrenmemiz gerekecek. Üçüncü sorunumuz doğa ve çevrenin yeniden yapılanması olacaktır. Dünyada sadece bir kişi kaldığında insan varlığının etkisi dramatik bir şekilde azalır. Endüstriyel faaliyetler, kentleşme ve tarım gibi insan faaliyetleri büyük ölçüde durur. Bu durumda doğa kendini yeniden yapılandırmaya başlar. Ormanlar geri yeşillenir, vahşi yaşamın popülasyonları artar ve ekosistemler kendi içinde bir denge bulmaya çalışır. Ancak bu süreçte bazı zorluklar da ortaya çıkar. Örneğin enerji, su ve diğer doğal kaynakların yönetimi büyük bir sorun haline gelir. İnsan yokluğunda bile bu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve korunması gereklidir. İnsan varlığının azalmasıyla doğanın dengesi değişir. İnsan etkisi azaldığında doğa kendi kendini yeniden dengeleme eğilimindedir. Belki de doğa insan müdahalesinden önceki doğal dengesine geri döner ve ekosistem kendi içinde yeni bir denge bulur. Ancak bu süreçte insan varlığının olmadığı bir dünya nasıl görünebilir ve işleyebilir, bu konu üzerinde düşünmek önemlidir. Örneğin, insan olmadan ekosistemlerin nasıl işleyeceği, bitki ve hayvan türlerinin evriminde nasıl bir değişiklik olacağı, doğal kaynakların kullanımının ne şekilde olacağı gibi konular üzerinde düşünmek önemlidir. Dördüncü sorunumuz teknoloji olacaktır. Dünyada sadece bir kişi olduğunda bu kişi teknolojiyi ve altyapıyı nasıl idare edecektir? Elektrik, iletişim ve diğer altyapı sistemlerinin yönetimi tamamen ona bağlı olacaktır. Ancak bu kişinin bu kadar büyük bir sorumluluğu tek başına nasıl üstleneceği ve bu sistemlerin nasıl işler durumda tutulacağı önemli bir sorudur. Jeneratör ile uzun bir süre kendine ışık sağlayabilir. Belki cep telefonlarından film izleyebilir ama internet nasıl olacak? Sanırım böyle bir durumda milyarlarca telefonunuz olacak ama internetiniz olmayacaktır. Beşinci sorunumuz sağlık olacaktır.
Bu yüzden ilk yardım bilgisi her zaman çok değerlidir. Fakat ilk yardım ya da basit tedavi yöntemleri hakkında bilgimiz yoksa ne yapacağız? İnternet ya da herhangi bir doktor olmayacağı için üniversitelerden ya da kütüphaneler aracılığıyla kitaplardan öğrenebiliriz. Doğal tedavi yöntemleri ve mental sağlık ve stres yönetimi gibi birçok değerli bilgilere ulaşabiliriz. Eczanelerden ulaşmak istediğimiz ilaçları belli bir süre kullanabiliriz. Ama son kullanma tarihleri geçeceği için doğal tedavi yöntemlerini bilmek önemlidir. Kendimizi bitkilerle tedavi edebiliriz. Sonuç olarak dünyada sadece bir kişinin kalması senaryosu, her şeyin dengeli olduğunu, doğanın ne kadar değerli ve kırılgan olduğunu hatırlatır. İnsan varlığının bir anda azalmasıyla birlikte doğanın kendini yeniden yapılandırma yeteneği ve insanlığın doğaya olan bağımlılığı ön plana çıkarır. Bu senaryo bize sürdürülebilirlik ve doğayla uyumlu bir yaşam tarzı geliştirmenin önemini vurgular. Her birimizin ne kadar değerli olduğunu ve doğaya karşı sorumlulukları olduğunu unutmayalım. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.